Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Azmi Kerman, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Kerman'a CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilla Aydalgıç, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şube Başkanı Sevgi Akmen de eşlik etti. Geniş güvenlik önlemleri alınan adliye önünde suç duyurusunda bulunmadan önce basın açıklaması yapmak isteyen Kerman'a izin verilmedi. Herkes anladı ne olduğunu. Tamam mı Azim Bey? Bir şey sadece verdi lütfen. İzin verilmediğini basın mensuplarıyla paylaşan Kerman ardından adliyeye girdi. Suç duyurusunda ise Ali Erbaş'ın Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazı öncesi verdiği hutbede kullandığı "Bizim inancımızda vakıf malı kutsaldır, dokunanı yakar, vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" ifadelerine vurgu yapıldı. Duyuruda İstanbul'u düşman işgalinden kurtararak ikinci kez fetheden kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmamak ve anmadığı gibi lanet okumak nasıl bir zihniyettir? Erbaş'ın söylemleri kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, çağdaş kazanımlara, layık ve demokratik cumhuriyeti açıkça meydan okumaktır ifadelerinde yer verildi.